Selamünaleyküm gençler. Ben yine bir delilik yaptım. Harley'i sattım. Evet, Harley'i sattık. Bir abimiz aldı, Marmaris'ten bir abimiz. Tanıdığım birisi. Yabancıya da gitmedi motor, gönlüm rahat. Ay geldi parayla, gelen parayla. Direkt gittim ben, bir tane CRF aldım. Sıfır, yeni kasa. Daha 187 kilometre oldu. Birkaç gündür de böyle geziyorum yani. 2-3 gündür geziyorum. Bundan daha önce bende 2020 kasası vardı. Kötü bir kaza geçirmiştim. O motor öyle pert oldu. Şimdi yeni kasasını aldım. Farklar hani var demem için ötekini daha çok kullanmış olmam lazım ama ben de ötekini de çok kullanamadım. Uzun sürmedi yani. Bence aynı. Hani şimdi yazmışlar işte bilmem kaç kilo hafifletildi. Motorunda şu kadar beygir farkı var falan filan. He, güçsüz mü? Hayır. Ama Harley'den sonra tabii yavaş geliyor insan ama ben bu motoru gezmek için aldım. Bu sefer uzun planlarım var. Yani en azından bir 3 sene, 4 sene bende kalmasını planlıyorum. Parayı bulursak ayrı konu, GS alırız. Harley benim hiçbir şeyimi karşılamadı. Yani hiçbir ihtiyacımı karşılamadı. Ağırdı. Yaptığım o en son kazada, işte CRF ile yaptığım en son kazada bacağımı kırdım. İki bacağım da kırılmış oldu bu sayede ve ağır motosiklet artık kullanamıyorum. He, diyeceksin ki bu çok hafif değil ama Harley'e göre bir 100 kilo fark var arada neredeyse. Ben bir de Harley'i kampa oraya buraya giderken yükleyince tabii aradaki uçurum artıyordu. Şu an iyi durumdayız yani, bir sıkıntım yok. Yani diğerini 600 kilometre kullanmıştım. Bunu 188 kullandım şu ana kadar. Dediğim gibi gene rodajdayız. Yani bu aralar çok motosiklet inceliyorum. Şansıma da denk geliyor. Yani kardeşim bir motosiklet aldı. Ben şimdi yeni bir motosiklet aldım. Bir abimizin işte Peugeot'sunu incelemiştik bundan önce. Karavan videoları çekmiyorum arkadaşlar. Çünkü havalar çok sıcak. Karavan da bitmek üzere artık. Boyası, cilası falan kaldı yani. İçin direkt artık içinden gelecektir videolar. Bekleyen varsa da kusura bakmasın. Gerçekten halim mecalim kalmıyor onları yapmaya arkadaşlar. İşin açıkçası. Şimdi gelelim bu motora. Sevdiğim yanlarını 3 gündür böyle üzerinden inmiyorum. Bir defa çok mutluyum. Harley'i de 3 senedir kullanmıyordum zaten. Neden kullanmıyordum? Çünkü yürütemedim abi ben o motoru. Bakımını, şeyini, lastiğini falan yapıp beceremedim. Doğal olarak üzerini kapatıp kaldırmıştım kenara, çekme belgesi alıp. Uzun süre sonra motora binmeye başladım tekrardan. O da çok güzel. Abla da bakıyor, deli mi bu abi diye. Neyse. Dur birazdan devam ederim. Of, çok sıcak. Anlatıyorum da kayıtta mıyız ya? Öyle duruyor inşallah. Kayıt yapmadıysa da bir daha. Sıkıntı yok. Arkadaşlar kasklarınızı takın, bakın kimsede kask yok. Tamam, hava çok sıcak anlıyorum ama. Neyse ben devam edeyim ya. Abla uzaklaştı şimdi, deli deli bakmaz bana. Çok böyle 3 yıldır falan böyle scooter kullanıyordum sadece. Tabii şimdi tekrardan vitesli motora geçince bir böyle mutluluk sardı, yalan yok. Böyle hemen bir aman şuraya gidelim, buraya gidelim, planlar, rotalar çizildi. Çok güzel rotalarım var. Aslında yani yapabilir miyim? Tabii ki de bu maddiyatla alakalı bir şey ama yapabilirim gibi duruyor. Yani bir sıkıntı gözükmüyor şu anlık. Bir aksiyonlu bir harcama çıkmazsa hayatımda. Motoru aldığım gibi arkadaşlar bir dünya şey sipariş ettim. Arka çanta sipariş ettim. Ama yumuşak çanta, sert çanta kullanmayacağım. Top case koymayı düşünmüyorum kesinlikle. Zaten bu motoru hafif yapmak için, yani hafif olsun diye aldım. O yüzden gidip de şey taktırmayacağım. Belki bir koruma demiri alabilirim. Lazım gibi duruyor. İlk başta istemiyordum koruma demiri. Ama sonradan hani ben bununla birazcık da böyle dağ bayıra çıkmaya niyetlenirsem orada lazım olacağını belli etti kendine. Daha hiç düşmedim gerçi ama olsun, düşersek de motora zarar gelmesin.
Şimdi bu LG korumaları değiştireceğiz. Onlar sipariş edildi Almanya'dan. Acerbis, Akerbis artık nasıl söylemek istiyorsanız. Ondan sonra yeni LG süngerleri geliyor. Bunları hiç sökmeden üzerine geçiriyorsun. Şunları hiç sökmeden elini üzerine geçiriyorsun böyle. Çünkü bu çok ince ve sert bir plastik. Eli acıtıyor eldiven takmazsan. Ki bak bu eldivenler yani bisiklet eldivenim. Ama bu bile yani gene hissettiriyor, hem de vibrasyonu azaltır. Ha, vibrasyon konusuna gelirsek var vibrasyon ama rahatsız edici derecede değil. Ben Harley sürüyordum arkadaşlar, vibrasyon o motorda var yani. Vidaları düşüyordu giderken, öyle bir titreşim vardı o motorda. Bir de bu motorun şeyini sevmedim arkadaşlar, düşük hızlarda. Şey böyle vık 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 ediyor böyle, gazı sabit tutamıyorsun. Mesela 20 kilometrelik gitmek istiyorsam 3'e atmam lazım. 2'de 20 ile gitmeye çalışırsam 22-21, 22-21, 22-21 yaptığı için onu bir beğenemedim. İnşallah rodajlı zamanı diye böyledir düşünüyorum. Hani rodajdan sonra tahminimce geçer demek istiyorum ama yani zannetmiyorum. Bu tamamen motorun yazılımıyla alakalı, enjeksiyonun. Mesela bak şimdi olan gibi. Gazı açıp kapamalar biraz açma kapama tuşu gibi olmuş. Sanki eski motorda bu yoktu, daha böyle bir şeydi. Egzoz sesi biraz daha yükselmiş. Hava çekiş sesini daha çok duyuyorsun. Hava filtresinden biraz daha fazla ses geliyor. Ama yine Honda kalitesi standart. Yıllardır bildiğimiz, alması kolay, satması kolay. Güzel bir başlangıç motoru diyemem ama güzel bir adventure başlangıç motoru diyeyim. Şimdi profesyonel enduro yapan insanlar için bu motor çok yumuşak gelecektir tabii ki de. Ama bizim gibi faniler için bu motor gayet yeterli. Belki bir arka amortisör ihtiyacı olabilir. Yani benim önlerle ilgili biraz fazla dalıyor diye, biraz hani frende, asfaltta o beni biraz rahatsız ediyor. Ama arkaya bir amortisör ihtiyacı var gibi. Onu da büyük bir ihtimal önümüzdeki aylarda Hyper Pro'dan ön arka amortisör kiti alarak çözeriz. Dediğim gibi uzun zaman binmek istiyorum bu motora. Şöyle bir 50-60 bin kilometre geç abim sen. Ben muhabbet ede gidiyorum. 50-60 bin kilometre binmek istiyorum en az. Ki hayatımda daha hiçbir aracıma, yani arabalara söylemeyeyim, bir tane arabama 100 bin kilometre bindim. Clio'm vardı. Ondan sonraki hiçbir aracıma ben o kadar uzun süre binmedim ama bu motorla gerçekten uzun yıllar binip gezmek istiyorum. İşte yeni bot aldım kendime, yeni eldiven aldım. Çünkü diğer eldivenler deri. Mesela şu an bu mont da deri ve şu an 40 derece hava, çok sıcak. Perişan oluyorum ama olsun. Kilo da aldım tekrardan. Doğal olarak o dönem aldığım kamuflajlı montum olmuyor yani. Neyse, konumuz o değil. Dediğim gibi motoru böyle bir 50-60 bin kilometre kullanmak istiyorum açıkçası. Daha iyi bir teklif ya da daha iyi bir motosiklet gelene kadar piyasaya. Hani benim ihtiyaçlarımı karşılayacak. Dediğim gibi yani bu 150 kilolarda full depoyla. Hani bir KTM derse ki kardeşim ben yeni makine yaptım. 250'lik, 300'lük, 400'lük artık neyse. Ama aynı adventure böyle. Ve 120 kilo. Tabii doğal olarak ona geçmeye çalışırım hızlı bir şekilde. Ama şu an Türkiye'de başka bir alternatifi olmayan bir motosiklet gibi bir şey bu. Hem yani off-road'u da çok rahat bir şekilde yapabiliyorsun. Ya ben acaba trafiğe hiç girmese miydim ya? Biraz pişman da oldum. Dedim size biraz Marmaris'i göstereyim hani şöyle. Bugün 8 Haziran 2024. İnanılmaz bir sıcak. Kalabalık zaten her zamanki gibi. Geçen aydan itibaren çok kalabalıklaştı buralar. Ben iyisi mi şuradan yavaş yavaş kaçayım. Şimdi yayalara da yol verelim. Gördüm orada insanları. Arkadaşlar işte bak bu sebepten dolayı arabaların sağından atlamıyorum. Makas atmıyorum yani. Şimdi orada ben geçmeye kalksam belki çarpardım, Allah korusun yani, ne gerek var. Evet, motor rodajda olduğu için 6000 deviri geçmedim. Geçmem de yani. En azından bir 500-600 kilometre, 1000 kilometre olana kadar böyle. Üzücü bir haber var. Yani üzerinde USB çıkışı gelmiyor. Honda'ya gittim, dedim ki takar mısınız bir tane? Dedi ki takarsak garanti dışı kalır. O işi bir şekilde çözmem lazım artık. Powerbank mi taşıyacağım yanımda? Çünkü sipariş ettiğim bazı şeyler var. Navigasyon özellikle. Tablet. Onlar da gelir herhalde önümüzdeki ay falan. Hepsi yurt dışından geliyor arkadaşlar. Yani Türkiye'de çok bulamıyorum böyle şeyleri.
Ona da bir güç vermem lazım. O tabletinde belli bir saat, yani pili var. Pili bitti mi ne yapacağım? Bakamayacak mıyım? Türkiye'de yapanı görmedim. Vardır illaki. Yani bir akıllı ben değilim. Buraya şöyle 8 inçlik bir tablet gelecek. Benim hızımı, devrimi, her şeyi bana anlatacak. Ama dediğim gibi motorun hiçbir elektronik kısmına müdahale etmeyeceğiz. Bir yere bir şey koyacağım büyük bir ihtimal. Bir power bank koyacağım. O power bank'le onu şarj edeceğim, kullanacağım gibi duruyor şu anlık. Garantisi en azından bitene kadar. Çünkü durduk yere bir USB yüzünden garanti dışı kalmak istemem. Ama Honda'nın bu yaptığı da garip geldi bana. Niye ki o zaman kendi ürününü üretsin? Hani ben fazla para ödemeye okeydim. Ama yok dediler. Takılmıyoruz falan filan. Yani ışık bile taksam sis ışığı falan garanti dışı diyor adam. Anlamadım. Zaten benim sisle misle işim yok. Gece sürmek gibi bir fantezide de değilim. O kadar profesyonel de değilim yani ormanda, dağda, bayırda gece gidecek kadar. 192 kilometre yapmışım şu ana kadar. 3.2 ortalama gösteriyor. Yeni gösterge güzel ama eskisinden de öyle milletin abarttığı gibi çılgın bir değişiklik yok. Yani sadece bir vites göstergesi gelmiş. Bir de anlık tüketim herhalde gelmiş. Onun dışında ben çok bir çılgınlık görmedim. Şu ortada beyaz bir şey var. O internette gördüm. Ben daha test etmedim. Deneriz bir gün. Şey yapınca, devre fazla geçince, red line'a gelmeden önce shift light dedikleri vites değiştirme ışığı. Onu dediğim gibi denemedim. Yanıyor mu yanmıyor mu bilmiyorum. Uzun kısa. Zaten led farlar, motoru biliyorsunuz. Herkes incelemesini yaptı. Bu benim şu an ya anlattığım şeyler inceleme değil, bir karşılaştırma gibi düşünelim. Bir Harley 2020 model CRF Rally ve 2023 model, bu nedense 2024 yoktu ellerinde. Bu da 2023 model 0 kilometre bir CRF'in hani karşılaştırması gibi düşünelim. Motorun frenleri falan çok hoşuma gitti yani. Sanki önceki nesilden biraz bir tık daha iyi gibi geldi, emin değilim. Plasebo da olabilir, tamamen aynı da olabilir. Mesela 6000 devir 6. viteste 100 gidiyor. 99-100 gidiyor. 6000 devir 5500 devir civarı. Vibrasyon hiç rahatsız edici derecede değil. Azaltılabilir. Dediğim gibi sünger, elcikler alınabilir. Daha kalın bir gidon takılabilir. İşte birazcık daha ağırlık takabilirsin gidonun içine falan filan. Sele konusuna gelince selesi berbat arkadaşlar. Bir 20 dakika sonra o süngeri, yumuşacık olan sünger taşta, tahtaya dönüşüyor. O konuda çok kötü. Hiç yani kabul edilir gibi değil. Ona da mecbur bir çare bulacağız artık. Üzerinden bir şey falan takacağım. Koltuk jeli falan filan. Motorun da orijinalliğini pek ellemek istemiyorum. Şöyle gidelim bir şuradan bir çıkayım böyle sol tarafa doğru. Datça'ya doğru bir ilerleyelim bakalım. Saatte 6 anca dışarı çıkabiliyoruz. Yani hava 47 derece falandı bugün. Şimdi tahminimce 36'lara falan düşmüştür. Bir şey fark ettim. Eskisinde fark etmemiştim. Acaba kış günü mü kullanıyordum? Tam da hatırlamıyorum. Motor bloğunun sıcaklığı çok yüksek. Yani sağ bacağım baya baya yanıyor. Hani durduğum zaman mesela şu an sağ bacağımda mükemmel bir ısı var. Bana biraz fazla geldi. Bu kadar granajlı bir motosikletin, yani alt tarafı da kapalı, bu kadar sıcaklık üflemesi sürücüye garip geldi. Kış günü işime yarar ama yaz günü hiç zannetmiyorum yani hoşumuza gideceğini. Benim gitmedi, sizin de gitmez. Almayı düşünenlere tavsiye de ederim arkadaşlar. Niye etmeyeyim? Yani parçası her yerde var, aksesuar gırla. İkinci elini bilmiyorum. Hani ben kazalı bir şekilde sattım motorumu. 2 gün sürdü arkadaşlar. İlan bile vermedim. Tanımadığım biri görmüş, beni buluyor. Oradan satılıyor yani. Ve ben 32 bin liraya almıştım. Kazalı bir şekilde, ön maşası ve şasisi yamuk bir şekilde sattım motoru 20 bin liraya. Hani tamir parası acayip müthiş bir rakam çıkarttıkları için ben o gün, o zaman satmıştım motoru. Yoksa yaptırır binerdim. Yaptığım masraflardan bahsedeyim. Dur şimdi gene trafikteyiz. Heh ablam, bravo. Bravo. Motoru 273.550 TL'ye satın aldım. Tekrar söylüyorum, 273.550 TL. Notere kendim gittim. 1100 lira noter masrafı verdim. 250 lira da plaka basım masrafı ödedim. Sigortam da 2000 TL tuttu. Şimdi kimi arkadaşların çok yüksek çıkıyormuş sigortaları, bilmiyorum.
Ben de yüksek çıkacaktır diye, hatta yani sigorta sorgulatırken dedim ki 10 bin lira altı olur inşallah. Ya çok şükür 2 bin lira çıktı. Yani çok şükür demek zorundayım. Eskiden 500-600 liraya yaptırdığımız sigortalar artık inanılmaz rakamlara ulaşmış. Yapacak bir şey yok. Ay ay. Lan yol da çok tatlı şimdi. Birazdan virajlara başlayacağız. Bak motorun dengesi falan mükemmel. Aynalar hoşuma gitti ama katlanır ayna alacağım, onu da söyleyeyim. Olur düşeriz Allah korusun. Ayna yamultmasın yani hiçbir yerini. Gidonu da değiştireceğim. Gidon çok ince. Çirkin gözüküyor. Yani ben burada böyle biraz GS gibi, böyle Afrika Twin gibi, böyle altın sarısı yani şeylerle uyumlu. Ön amortisörlerle uyumlu bir gidon istiyorum. Buldum bir iki tane de biraz tuzlu yani. 7-8 bin liraya gelecek bana gelmesi, takılması falan filan. Bakalım parayı bulursak birazcık. Neden olmasın. Şimdi şöyle bir minibüsün arkasından gidelim. Çok kalabalık, dönüş var. Şimdi bu yol arkadaşlar direkt Datça'ya giden yol. Buradan Selimiye, Datça, Söğüt, hep oralara buradan gidiliyor. Bu taraflara yolumuz düşerse Instagram'dan da yazın. Vaktimiz olursa oturur çayımızı kahvemizi içer. Benim götürebileceğim yerler varsa oralara götürürüm. Güzel bir küçük rota yaparız. Allah Türk'ü korusun. Allah herkesi korusun başkan. Ay ay. Ya bir gün canlı yayın yapmayı deneyeceğim motordan. Bakalım. Buralarda internet çok gidip geliyor. Onda büyük sıkıntı yaşarız da telefondan bir canlı yayın denenebilir. Eğlenceli olur. Ha, katılım olur mu olmaz mı bilmiyorum da en azından denemiş oluruz. Yeni kask aldım, eldiven, bot aldım. Onları bekliyorum. Çünkü şu an kafamdaki kask müthiş bir şekilde canımı acıtıyor. Neden bilmiyorum. Yıllardır kullandığım kask beni çok rahatsız eder oldu. Ya abim azıcık yol versen. Ha, üzerindeki lastikleri, bak şimdi aklıma geldi. Üzerinde lastikler herhalde şey, CST mi ne, damda emin değilim. Neydi ya bir şey. Neyse hamur değil yani, güzel bir hamur değil ama ben memnun kaldım şimdilik. Yani beni korkutan böyle bir önden kayma, götten baştan atma olmadı. Lastikleri değiştirirsem de Michelin denerim. Bir set Continental falan denerim. Göreceğiz onu yolda. Hani nasıl diyebilirim ki, şu an ben memnunum ama belki bunlar yağmurda, çamurda falan çok kötü. Ama şu an kullandığım asfaltta gayet yeterli. Gayet güzel böyle tutuş sağladı bana. Ya da benim kullanış tarzımdan, ben biraz korkak sürerim yani, çok yatırmam motoru. Sevmem yani o kadar yatarak gitmeyi. Özellikle enduro tarzı bir motor kullanıyorum şu an. Enduro da demeyeyim de touring, adventure bir motor kullanıyorum. Yüksek, ağırlık merkezi falan yukarıda, hep böyle şakaya gelmez, pıt diye düşeriz yani. Durduk yere iş alırız başımıza. Hiç gerek yok. Bunlar nereye gidiyor elektrikliyle ya? Yokuşun başında elektriği bitecek. Allah Allah, akıl fikir versin, başka hiçbir şey demiyorum. Ama bak ilk çalıştırdığım günden bugüne 0 kilometredeydi gerçekten. Ben hani ilk marşını ben bastım. Sağ olsunlar hiç ellememişler. Hazırlayıp beni beklemişler, söylemiştim. İlk zamanlar biraz daha vibrasyonluydu böyle. İlk 50 kilometre, 60 kilometre motorda böyle beni rahatsız edecek bir vibrasyon vardı. Ya benim vücudum alıştı. Yani şu an mesela müthiş yumuşak geliyor bana. Hani diyorum ya, Harley'de vida düşüyordu arkadaşlar. Yani ayna, havada ayna yakaladığımı bilirim Harley ile yolda giderken. Ve ben bunlara Loctite sürüyorum yani açılmasın diye. Onları kırıp ayna düşüyordu. Alan abiye de söyledim zaten. Abi dedim, bütün cıvatalarımı tekrar torkla. Yani düşüyor yani. O öyle bir motor, garip bir şeydi yani. Bilmiyorum. Ha, Harley'i kötüler miyim? Kötüleyemem. Yıllarca bindik. Binen arkadaşlarımız oldu benden. Çok daha fazla binen. Çok da mutlu olan arkadaşlarımız oldu. Amcayı götürüyordum gözümü kaşıyım derken. Pardon amca. Neyse. Herkes çok memnundu. Aklımda bir iki farklı model vardı aslında. Yani direkt CRF almak istemiyordum. Çünkü kötü de bir anımız var. Kötü bir mazimiz olduğu için kendisiyle kaza yaptım falan.
Himalayan düşünüyordum, Royal Enfield. Fantic diye bir marka var İtalyan, onların bir motorunu düşünüyordum. Ama sağ olsunlar iki marka da yani 3 gün içerisinde yaklaşık 1000 euroya yakın bir zam yaptı motorlarına. Ve bundan pahalı oldular yani. Bu, hadi Himalayan gene bununla kafa kafayaydı. Yok, Himalayan daha pahalıydı. 310 bin lirayla, 299 bin lirayla girdi, 310 oldu. Şu an 340 falan herhalde. Fantic dediğim motor da 210 bin liraydı. 250'lere falan ulaştı o da. Ayrıyetten servis mervis diye düşününce bu bana çok daha mantıklı geldi. Ve diğer iki motorun hiçbir parçasını, yani yurt dışında dahil özellikle Fantic'in hiçbir parçasını bulamadım, göremedim yani. O da beni biraz korkuttu. Ha, o motor daha hafifti, 107 kiloydu. Nasıl diyeyim, işte 30 beygir vardı. Hani buna göre kağıt üzerinde daha üstün bir motordu. Amortisörleri ayarlanabilirdi falan filan. Ama dediğim gibi güvenemedim. Bir de Çin malı blok var üzerinde ama bence Çin malı blok olması beni korkutan kısım değildi. O motorun istediğim aksesuarlarını hiçbir şey yani. Hiç ayna yok ya. İlla universal parça alıp takacağız. En sevmediğim de şeydir yani. Ayrıca Bodrum'daki bayiyle de böyle çok da hoş, yani iyi karşılamıyorlar insanları. Halen daha yıllar önce, 15 sene, 20 sene önce yaşadığımız şeyleri halen daha yaşıyoruz. Garip. Hayırlısı olsun dedim. Bunu aldım. Daha yani bence daha iyi yaptığımı düşünüyorum. En azından ben bu motor bloğunun 100-150 bin kilometre gittiğini biliyorum. Doğru düzgün bakımlarını yaptırdığım sürece ya da ben yaptığım sürece, yağına suyuna, işte hidrolik yağ değişmesi zaman değişmesine bilmem ne, hava filtresi o bu derken genel bakımını yaptığım sürece bu motor çalışacaktır. Çünkü örnekleri var. Yani özellikle yurt dışında bunun 300'lüğü var. O da 27 beygir. Yani hani 250'lik ile 300'lük arasında da çok bir fark yok bence. Onunla bir tane kadın var. İçi Boots diye, bütün dünyayı gezdi kadın. Yani o yüzden çok güveniyorum bunun bloğuna. Ha, dediğim gibi amortisörlerine güvenmiyorum. Onu hemen bir operasyon çekilecek. Açıl abicim, açıl. Biraz daha açılayım da vurayım bir yere. Ha bak, şimdi burası bir düzlük. Şöyle biraz uzatalım motoru. 6000 devir. 5000 devire geldiğimizde 85 olur tahminimce. 82. Gazı yarım aç. Burada çeyrek açıyorum yani gazı. Tam gaz açmıyorum rodajda olduğum için. Şimdi burada bir 90'ı falan görürüz çünkü müsait burada yol. Şey güzel ama bak, 6'da düşüyorum hızda. Bir sıkıntı yok yani, devam ediyor. Laka 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 etmiyor yani. Ve motor gayet stabil arkadaşlar. Bak, 100'ü gördük. 6000 devir adam gelmeden. Geçmeyeceğim yani, 90-100 arası gideceğim. 1000 km, en azından ilk 1000 kilometreyi görene kadar. Lastik de gezmiyor mesela. Hani yol da kötü ama bak, lastiğin tırtıklarını hissediyorsun, onu söyleyeyim. Yani bir yol motoru gibi yumuşacık bir lastik bekleme. O tırtıkları hissediyorsun bacaklarında, kalçanda, ellerinde. Motor bloğunun şeyi değil bu, vibrasyon değil, lastiğin vibrasyonu. Ama şu tarafa doğru saptığım anda çok mutlusun. Yani her şey değişiyor bir anda. Toprağa girdiğin anda motor evini buluyor. Ki yani internette, yabancı forumlarda, yabancı videolarda hep şey diyorlar. Bu motor %70 yol motoru. İşte offroad'a girmez falan filan. Aa, sonsuz keşif geçti yanımızdan. Selam olsun onlara da. Uzun yol yapılmaz falan. Ama bence gayet de yapılır arkadaşlar. Yani bunu yıllarca herkes kanıtladı. Küçük CC ile de insanlar çok uzak yerlere gitti. Bu motorda da şöyle bir hissiyatı var. Ben sonsuza kadar atıyorum 85 ile giderim gibi, hiç durmadan, benzinin bitene kadar. Öyle harika bir hissiyatı var. Çok konuştum, boğazım ağrıdı. Neyse. Halen daha da kayıttayız, helal olsun. Ben şimdi susacağım. Şöyle azıcık yol yapalım.
saçlarım kaskın için hareket ediyor. Bu da beni çok gıdıklıyor. Şu virajlardan çok korkuyorum arkadaşlar. Yani çünkü millet birbirini solluyor. Düzlükte yapmıyorlar. Virajda yapıyorlar. Kafa kafaya biriyle kalabiliriz. O yüzden hep böyle yavaşlayarak çıkıyorum ben oraları. Size de tavsiye ederim. İnşallah hiçbir zaman Zafer abinin videolarına düşmeyiz yani. Ha, bu şeyi de yanlış anlamayın. Bu saatten sonra motoblog kanalı falan olmayacak. Bu karışık abi, her şey olur. Bir anda uçağa da bineriz, bir anda helikoptere de bineriz. ATV alırız, ATV ile gezeriz. Tekne buluruz, tekneyle gezeriz. Yani burada her şey olabilir. Karışık. Ama motorla gittiğim yerleri de gayet paylaşacağım. Motorun modifikasyonlarını da, yaptığım modifikasyonların hepsini çekmeye çalışacağım. Güzel şeyler yapacağım. Yani tahminimce, yani Türkiye'deki CRF rallilerde görmediğim şeyleri yapmaya çalışacağım. Genelde yurt dışındakilerde var. Onları taklit ediyorum ben de. Yani şimdi kendim bir şey bulmuş gibi de söylemeyeyim. Ben de onları taklit ediyorum. Çıkar mısın abi? Çıkmazsın sen. Aferin. Ne burnum kaşındı ya. Ama var ya, böyle giderken falan böyle müthiş keyif veriyor motor. Tamam, Harley ile giderken de böyle şey vardı onun. Erkek gümbür gümbür alev atıyorum falan, böyle sinirli bir çocuk gibi. Bu hiç öyle değil abi, bu çok efendi, bu beyaz yakalı. Ben görevimi yaparım diyor. Böyle çukurlara çukurlara giresim geliyor. Köpek eğitimi veriyorlar. Ya hiç haberimiz yok böyle şeylerden vallahi.
Şimdi ormana giriş yasakları var. Olmasa şuradan gitmeyi denerdik de. Drone'la muronla takip ediyorlar. Fena ceza yeriz, hiç gerek yok. Şuradan efendi efendi yolumuzdan gidelim. Kayıtlama diye bakarken düşecektik. Buralar hep yandı. Daha önceki videoda da anlattım, o yüzden hiç şey yapmıyorum yani. Sesimi çıkartmıyorum. Biraz da yola odaklandım. Hop. Adam
benim gibi o da karşı şeritten geliyordu yani. Dikkat etmek lazım. Gördüm gerçi uzaktan ama olsun. Yine de dikkat etmek lazım. Şu yolda şöyle bir bombe var. Hani kamyonlardan, arabalardan olmuş herhalde. Yatırmıyor motoru. Bilmiyorum kamerada belli oluyor mu da. Bayağı kötü yani. Scooter'la buraya gelirken bunu fark etmemiştim o kadar. Hacı bunlar adamı düşürür ha. Dikkat edin buradan gelirken. Bak bir de çocuk var arada. İnsancıklar da artık arabasızlıktan ne yapsın? Bir şey de denmeye gelmiyor artık. Haklılar çünkü. Adamın bir pazarı var. Yol muazzam ama ya keşke biraz daha düz olsaymış ya da ben mi süremiyorum anlamadım ki. Süremiyor da olabilirim. Kamera da gitgide böyle uzun uzun gitmeye başladı şarjı. Şaşırtıyor beni yani şimdi bitmesi gerekirken. Herhalde 1080 çekmeye başladım diye. Önceden 4K'ya çekiyordum 1080'e düşürüyordum onu. Daha net olsun diye şimdi direkt 1080 çekiyorum. Demek ki böyle kullanmak daha mantıklıymış. Ama su akıyor. İlginç. Kurumuştur diyordum şimdiye kadar.
Öyle çok da tempolu gitmek istemiyorum. Hayvan hayvan çıkar ya. Allah korusun. Bir de onlarla uğraşmayalım. Ama tabii insanın böyle gazlayısı geliyor. Gerçekten. Yol tam ona müsait yani. Hoppa bak. Kibar kibar geçelim. Ne onlar korksun. Ne de bizim başımıza bir şey, bir iş gelsin. Allah'ım ben konuşamıyorum. Aa! Bak bir de bunu herhalde önceki kasada kaydırımlı debriyaj yoktu diye hatırlıyorum. Vardıysa da yazın arkadaşlar. Bunda var. Ama ben o kadar alışmışım ki hani ara gaz vererek vites düşürmeye o eski motorlardan bir farkını şey hissedemedim ama şey çok yumuşak tabi. Yani debriyaj kolu aşırı yumuşak. Aşırı yumuşak hem de. Hissiyat yok yani bazen diyorum bastım mı acaba? Vallahi terapi ya. Sele şişsin diye ayağa kalkıyorum ya. Keçi mi o? Manam ipinden kurtulmuş.
Şimdi kameramız kayıtta mı? Kayıtta. Gördüğünüz üzere ortalama yakıt tüketimi. Tıklıyorum. Bu herhalde ne kadar? 7,1 litre yakmışım şimdiye kadar. Ben de emin değilim. Ortalama diyor 40 kilometre hızı yaptınız diyor. Bu da gene tekrar benzine döndü. Bu zaten bir şey değiştirmiyor. Bu ayar yapmak için. Bu ABS'yi, arka ABS'yi iptal ediyor. Standart bildiğiniz herkeste olan, şu an üzerinde hiçbir ekstrası olmayan bir CRF. Neymiş? IRC'ymiş lastikler arkadaşlar. IRC Trail GP. Motosikletimiz böyle. Dediğim gibi daha yepyeni. Hiçbir şey olmadı. Düşmem kalkmam da yok çok şükür. Bir de şuradan göstereyim size. Evet, şimdi bir de çalıştırıp sesini dinleteyim. Oradan da videoyu bitireyim buradaki kısmını en azından. Şöyle bir manzara. Burada durduralım kaydımızı. Tık.